Gürbüz, hadi gel koş koş mutfağa. Geldim, geldim. Merhaba. Merhaba, ne yaptın? Aldım, hallettim. Her şeyi hallettin inşallah. Her şey tamam. Heyecanlanmadın. Heyecanlanmadım. Tamam, burası sende. Ben açarsın, ben gidip üstümü değiştirip geliyorum. Tamam, hadi koş koş koş. Yılbaşı haftası çok büyük bir ödül. Yani hepimiz çok güzel menüler hazırlayarak dişli rakiplerimizle beraber bugün aynı masaya oturacağız. Ama aklımıza gelen ilk şeyi de yapmak zorunda mıydık? Yılbaşı denince zaten insanın aklına ilk gelen şey fırında hindi, iç pilav. Kestaneli olması da kesinlikle hiçbir artısı yok. Çünkü zaten bizim de bildiğimiz kestanenin narlı, dereotlu bir iç pilavdır. Cansucuğum, her şey hazır mı? Evet, her şeyi hazırladım Gürbüz. Bu arada evimizin yılbaşı konseptini nasıl buldun? Tam bir yılbaşı. Her şey yılbaşı haftasına özel. Evet. Evet, yılbaşı haftası. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Bu arada Cansu'yla senin için hazırladık malzemeleri. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederiz. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Başlayalım, zaman kaybetmeyelim. Ben bugün bir değişiklik yapacağım. İlk önce masamı kuracağım. Öyle mi? Evet. Süreni başlatayım mı? Başlatalım. 3, 2, 1. Süren başladı. Vallahi masayla işe başlayarak doğru karar verdin Süleyman'cığım. Mumları buraya kaldırıyorum, masamı kuracağım. Yarışmacımız hızla masasını hazırlamaya başlıyor. Süleyman, ben geçen sefer senin kafanı çok karıştırdım, çok heyecanlandırdım galiba. Diyorum ki bugün biraz erken gideyim. Sen sakin sakin, stres yapmadan, birinci olacağını kesinlikle kendine inanarak şey yaparsan mutlu olurum lütfen. Tamam mı? Tamam. Ben gidiyorum. Yalnız şu an senin yüzüne bile bakmıyor Cansucuğum. Burada bile değilim. Ben masayı kuruyorum. Tamam, sorun yok. Tamam. Kendine iyi bak. Başarılar diliyorum. Lütfen heyecanlanma, tamam mı? Cansucuğum, erken gidiyorsun bugün. Bugün öyle olsun. Kendisi başaracağına inanıyorum. Bol bol şans diliyorum sana. Hoşça kal. Cansucuğum, iyi ki geldin. Görüşürüz. Bu arada beyaz masa örtüsünün üzerine yılbaşı konseptli çiçeğini yerleştiren yarışmacımız tabaklarını da hızla yerleştiriyor masasına. Yılbaşı haftasına özel kırmızı peçetelerin ardından çatal kaşıklar da masadaki yerini alıyor. Tatlı kaşığımız. Tatlımız kaşıkla yenecek bir tatlı mı? Evet. Crumble tam olarak nerenin tatlısı? Yani karışık, herkesin, ben kendim yorumladım. Yani içinde yulaf da var, ceviz de var. Kendim yorum kattım. Çatal kaşıklar da çift servis olarak yerleştiriliyor masaya. Bu arada şu ortadaki menü mü? Evet, bir menü var. Şöyle bir yakından gösterir misin lütfen? Şu şekilde. Ne yazıyor yeni mesajında? İlk önce bir mesaj var, yılbaşınız kutlu olsun diye. Vallahi şahane fikir. Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluğunuz sonsuz olsun. Şef Süleyman Can, afiyet olsun. Arkayı da çevirince menümüz var. Çatal kaşıklarını da hızla masaya yerleştiren yarışmacımız süslemelerle devam ediyor masasını hazırlamaya. Nedir onlar Süleyman'cığım? Bunlar küçük mumlar. Yılbaşı haftasına özel seçilmiş mumlar da masadaki yerini alıyor hemen. Merhaba, 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 merhabalar. Ay, merhaba Zuhal Hanım, hoş geldiniz. Süleyman, nasılsınız? Sen de hoş geldin tekrar. Ben de hoş buldum. Sen nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkürler. Aman da aman. Ay dur, sen devam et masanı hazırlamayı. Ben şu yılbaşı konseptinize bakayım. Ay, yapımcınız paraya kıymış. Tanıyorum diğerlerden. Çok güzel olmuş yılbaşı haftasına özel. Aman da aman, bakınız çok güzel tablo da bana tanıdık geldi bir yerden. Evet, şömine. Aman Allah'ım, çok güzel, harika olmuş efendim yılbaşı özel haftamıza, yılbaşı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Türk televizyonlarında yılbaşına özel en büyük ödülü vermek öyle her baba yiğidin harcı değil. Böyle ödüle, böyle el diliyoruz ve bravo! Teşekkürler, ellerinize sağlık. Çok güzel. Süleyman, nasılsın? İyiyim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, görüşmeyene ne var ne yok. Ver onu bana. Ver, 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 ver. Tepsini ver hemen dizeyim. Ne yaptın görüşmeyle? Hayat nasıl gidiyor? Çok iyi Zuhal Hanım. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, harika. Harika, masan da harika görünüyor. Yılbaşına özel bir hafta. Efendim 100.000 TL veriyoruz. Yine verilmeyeni veriyoruz. Süleyman daha evvel birinciliği Muratcan'la paylaşmıştı, evet, değil mi? Evet Zuhal Hanım. İnşallah bu sefer, bu sefer ben kendim alacağım. 100.000 TL. Şaka değil. Herkes duysun. Duymayanlar
duyanlar duymayanlara söylesinler. 100 bin TL için iddialı bir haftaya başlıyoruz. Merhaba Sergio. Sen de yılbaşına özel bir şeyler giymişsin. Ne güzel. Ho ho ho. Evet, 100 bin TL vereceğiz efendim ve bu hafta birbirinden iddialı hem yemekleriyle hem de yorumlarıyla programımıza damga vurmuş isimler tekrar geliyor. Onlardan ilki de sevgili Süleyman. Evet, Süleyman süslerini yerleştiriyor. Ne oldu? Şanın, şöhretin arttı mı? İlgi oldu mu programdan İlgi sonra? İlgi oldu Zuhayla Hanım. Çok güzel oldu. Evet. Mutfak işleri nasıl gidiyor? Mutfak işlerim çok güzel gidiyor. Biliyorsunuz zaten. Evet. Beşiktaş'ta özel bir üniversitenin restoranında çalışıyordum. Evet, evet. Kız arkadaşın nasıl? O da çok iyi. O da çok iyi. Çok selamları var Durdurun size. Durdurun süresini. 2 dakika bir sohbet edelim. Evet sevgili Süleyman. Her şey yolunda diyorsun. 100 bin TL'yi kazanınca ne yapacaksın? Biliyorsunuz zaten ben bu yarışmaya başvurmamın amacı evlilik yolundaydım. Evet. 50 bin için öyle katıldım. 100 bin TL'ye ne diyorsun? 100 bin TL'ye... Sevgili seyirciler, 100 bin TL yılbaşına özel haftamızda büyük ödülümüz. Ve bakalım bu ödül için ilk adayımız olan sevgili Süleyman 100 bin TL'yi ne yapacak? Evet Süleyman, 100 bin TL ile ne yapacaksın? 100 bin TL ile evliliğin için giden yolda çok büyük bir adım daha atmış olacağım. Evet. Ve evlilik sürecimizi hızlandıracağız. Peki şimdi de masa sürecini hızlandırıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Tabii ki birbirinden iddialı menüler, birbirinden iddialı yarışmacılar. Ve sürprizlerle dolu bir hafta olacak. Lütfen yılbaşı haftanızı kaçırmayınız Girbiz. Zuhal Hanım. Beyaz sakalını takmışsın ho ho ho. Malum yılbaşı özel haftasındayız Zuhal Hanım. Evet bitti mi masa? Masamız bitti. Harika Tamamdır. Görünüyor. Ben mutfağa geçiyorum. Hadi geç geliyorum. Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Şef Süleyman Juan afiyet olsun. Neyle başlıyoruz Süleymancığım? Hindiyle başlıyorum. Hindimizi hemen yıkayalım. Ondan sonra sosunu hazırlayacağım o süzülürken. Bunlar burada mı kalacak, götürmüyor masaya? Onlar burada kalabilir. Ah, mutfak... Ah! Menüyü de süslemişler ve mise en place. İşte böyle yapılır. İşte Süleyman her zamanki gibi plan program deyince akla gelen ilk isim Süleyman. Süleyman mutfakta. Süleyman, güzel yemekler mi istiyorsunuz? 100 bin TL için kim mi aday diyorsunuz? İşte o, aradığınız isim Süleyman. Aradığınız isim Süleyman. Süleyman hindi yapacak. Bir alkış alalım. Bravo! Hindi maşallah. Kaç kiloluk hindi? 4 ile 6 kilo arası dedik kasabın. Özel getirttirdik. Aa süper harika. Bu haftaya özel şahane menüler varmış. Bakın ooo hindiye gel. Evet yılbaşının vazgeçilmez yemeklerinden hindi. Ve bugün de bu sevgili Süleyman 4,5 kiloluk hindisini şu an yatırdı. Bizim geçen sene katılan şef vardı sevgili Mesut. O da çok güzel pişirmişti. Ama tabii bu haftaya özel bir ayrıcalığımız var. Bu kadar iddialı bir ödüle, bu kadar iddialı yarışmacılara biz de bir jest yapalım dedik. Ve sizi hemen sevindirecek bir haber. Sen almışsındır haberi. Bu haftaya özel yarışmacılarımızın 2,5 değil tam 3 saat olacak efendim yemek pişirmek için. Tabii şimdi güzel yemekler, iddialı lezzetler tatmak istiyorsak birazcık biz de dedik yarışmacılarımıza bir kolaylık sağlayalım. Çünkü acayip menüler varmış Gürbüz, öyle mi duydum? Ben doğru mu duydum? Zuhal Hanım, yılbaşı özel haftasında gerçekten birbirinden iddialı menüler var. Ama onlara gelmeden hemen Süleyman'ın menüsüne bakıyoruz. Bal kabak çorbası. Ama Konya küflü peynir kreması ile. Wow Süleyman! Evet. Konya küflü peyniri özel getirdin herhalde. Evet, özel getirdim Konya küflü Senin peyniri. Senin daha evvel de yemeklerin çok lezzetli de hatırlıyorum. Ve kavrulmuş pink biberli, dana karpaccio. Pembiş bir biberli dana karpaccio. Ara yemeğiniz ançüezli aioli sos ile. Aa bu aioli sos şey değil mi? Evde mayonez gibi, evet, sarımsaklı. Evet, evde mayonez gibi. Bu soğuk başlangıçlarla etlerle falan verir evet. diye biliyorum. Çok güzel. Ve mandak. Mandak. Burrata peyniri var. Rakula, renkli çeri domates ve pesto sos eşliğinde. Ara yemek gerçekten de güzel seçilmiş. Tebrikler. Ve ana yemeğimize geliyoruz. Amasya elmalı, esmer pirinç salatası var. Avokado dilimleri, tulum peynirli ve işte bu salatanın ana yemeği. Aydın kestaneli, fırında hindi, iç pilavlı, fırında hindi, iç pilavlı, fırında hindi, iç pilavlı. Vallahi çok iddialı. Kolay gelsin Çok teşekkür ederim Zuhal Hanım. Ve geliyoruz hemen tabii ki yılbaşı haftasına özel ilk datlumuza. Datlumuz tahinli bal kabaklı crumble dondurma ile bir alkış Süleyman'a. Bravo! Alkışlar bitmiyor. Bu hafta daha çok alkışlayacağız. Ellerimiz avuçlarımız patlayana kadar seyircilerimizin de çok ilgisini çekecek lezzetler, menüler hazırlamışlar yarışmacılarımız. Tabii ki büyük ödül 100 bin TL olunca
İşin rengi değişiyor, rekabetin dozu da artıyor. Gürbüz, söyledin mi Süleyman'a kimler geliyor bu hafta? Zuhal Hanım henüz söylemedim. Siz zaten biliyorsunuz ama hemen Süleyman'la da paylaşayım. Zuhal Hanım, ikinci gün yarışmacımız sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Duygu Çıtak. Duygu geliyor. Duygu birinci olmuştu. Ben kaç puan vermiştim? Siz 8 puan vermiştiniz Zuhal Hanım. İnşallah birisi beni yetiştiren. O zaman vereceğim puan görürler. Heyecanlıyım biraz. Bey hakkında söylenenleri duyunca birazcık sinirlendim. Onları perişan etmek istiyorum. Pişman edeceğim onları. Diyecekler ki pişman oldum bunu dediğim için. Buradan ayrıldıktan sonra insanlar evet ikiye bölündüğü gibi hissettim. Çünkü mesela bir metroya bindiğim zaman bazı hanımefendiler yanıma geliyorlar ve diyorlar ki yemeklerini savundun vesaire. Bazıları da diyor ki çok büyük tepkiler verdin. Konuşarak kendi kelimelerini yuttun, heyecanlandın. Evet, konuşarak kelimelerimi yuttum. Ben de izledim programı. Tuzlu soya sosu kullansaydım hiçbiriniz yiyemezdiniz. Onları tek tek ayıtladım elimle. Küçük Zuhal sebzeler. Hanım, Duygu Hanım bizden daha hızlı konuşuyor. Ve gerçekten heyecanlandım. Çünkü karşımdaki insanlar aşçı olmadıkları için ve bilgileri olmadıkları için ben hep teknik konuşan bir çımarık kız pozisyona düştüm. Ama bu hafta herkes profesyonel, herkes aşçı. Burada ben kendimi heyecanlandırmayacağım ve sakin kalacağım. Ve teknik konuşmam asla göze batmayacak. O konudan çok rahat olduğum için şu an çok heyecanım yok açıkçası. Ve üçüncü gün yarışmacımız Hava Kasım. Oo, Hava geçen sene yarışmıştı. O da çok sıkı rakipti. O da güzel yemekler sunmuştu bize. Gözlerini ve midelerini doyuracağım. Entrikası bol bir hafta bizi bekliyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, 100 bin liraya. Cevabın hası burada, ne işin var orada burada hesabı. Evet, Efe geliyor. Sempatikliğiyle, doğallığıyla hepimizin gönüllerini fethetmişti ama bir kebap ustası olarak yeteri kadar istediği performansı sergileyememişti ve çok üzülmüştü. İkinci bir şansı hak ettiğini düşündük. Geçen sefer bazı şanssızlıklar yaşadım. Sumak beni yaktı zaten. Adana, Urfa, tavuk, kuzu, kanat, şiş, domatesli, allazik, beyti, haşhaş, altezmeli. Ben ne oluyorum, coştum sanki. Gönüllerin değil de gönüllerin şampiyonu para etmiyor. Gerçek şampiyon olmak istiyorum. Kral adamsın be. Oy 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 oy. Bu sefer gerçekten büyük bir ödül var. Büyük büyük. Onun için de ben hazırlık yaptım. İnşallah bu sefer ipi göstereceğime inanıyorum. Bu arada tabii ki söylediğimiz özenle seçtik bu isimleri. Fakat çok fazla başvuru oldu. Hem eski yarışmacılardan hem yeni hem de daha evvel katılmış birinci olamamış yarışmacılardan çok fazla başvuru aldı. Tabii 100 bin TL olunca hatta Gürbüz bile başvuruda bulundu. Ve son gün yarışmacımız Şef Özkan Can Polat. Aha, Özkan geliyor. Mutlaka denesinler. Bu inanılmaz güzel bir yemek. İlk Yemekteyiz programından sonra hayatımda mükemmel şeyler değişti. İlk 3 gün tamamen sosyal medyanın gazabına uğradım. Herkes muazzam eleştirilerde bulundu. Bu her platformda. Ama ne zaman ki kendi günüme geldim ki herkes hak edenin kazandığını, bileğimin gücüyle kazandığımı, adaletli puanlar verdiğimi, doğru yorumlar yaptığımı ve yaptığım yorumların altını doldurduğumu söyledi. Kimse benim gibi altını doldurabilen sağlam temelli bir yorum yapamıyor. Beyti şu kadarcık bir etti, bu kadarcık bir et yani. Ben bu sezonun ilk galibi, ilk 50.000 TL'yi alan bir insan olarak bu 100.000 TL'yi de almaya koşa koşa geldim. 100.000 lira da kesinlikle savaşmaya değer bir rakam. Evet sevgili hanımlar, beyler, lütfen bu hafta programımızı kaçırmayın. Zira şahane tarifler, eşsiz menüler ve çok sıkı rakipler var. Ve de Süleyman da onlardan ilki. Sana başarılar diliyorum sevgili Süleyman. Canı çok teşekkürler Zuhal Hanım. 3 saatim var. Haydi haydi pişer, çok da güzel olur. Ve de tabii ki sunumlar da çok özel olacak. Evet, bizim çok güzel sunumlar. Özel sunumlar bekliyoruz. Ben duydum bir iki kişinin menüsünü gerçekten de iştahınızı kabartacak. Kağıdı kalemi hazırlayın. Çünkü enteresan ve çok farklı tariflerle karşılaşacaksınız. Ben de heyecanla bekliyorum. Şöyle ortada sunumlar göreceğiz. Bakınız şıkır şıkır evimiz, villamız, şöminemiz çıtır çıtır. Bana bak. Zuhal Hanım. Sen bu hafta burada yatma. Şömineyi falan başında uyuyakalırsın. Bilmem ne yangın mangın çıkarırsın. Hafazan Allah. Gördün şimdi sen kedi gibi kıvrılırsın oraya döşeğine atıp. Hiç merak etmeyin Zuhal Hanım. Evet ben gidiyorum Süleyman. Tamam, hadi kolay canım, gelsin. Can gönülden başarılar. Tam 100 bin TL için yarışacak yarışmacılarımızın ilki Süleyman Mutfak'ta. Kaçırmayın, harika bir menüsü var. Hadi bakalım 100 bin TL için. Hazır mıyız? Şu artistik bir şey yapayım dedim. Dur gitmeyeyim, gel Buket. Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Zuhal Hanım bütün enerjisiyle renk kattı.
Vallahi çok şanslısın Süleyman. Çok teşekkür ederim Zuhal Hanım'a. Çok güzel geldi, çok güzel moral oldu bana da. Rica ederim canım, lafım olur. Gitmeyin, daha buradayım. Süleyman'cığım, sence menün 100 bin liraya layık mı? Menüm 100 bin TL'ye layık. Hindi var menümde. Ana yemek yılbaşının simgesidir. Tatlımda bal kabağım var, çorbamda da bal kabağım var. Tam mevsimi olduğunu düşünüyorum. Mevsimlik yemekleri yapıyorum. Ara sıcağımda burrata var ve dana karpaço var. Dana karpaço restoranlarda sunulur, verilir. Üst segment bir menü yaptım ve yılbaşına yakışır bir menü. Ana yemek Aydın Kestaneli fırında hindi için patates, havuç ve soğan doğranarak hazırlanıyor. Hindinin üzeri tereyağı, salça, sarımsak ve karabiberle hazırlanan sosla kaplanıyor. Büyükçe doğranmış patates, havuç ve soğanlar hindinin iç kısmına yerleştiriliyor. İçine pilav koymayacak mısın? İçine pilav koymayacağım. Pilavını normal servis edeceğim. Ben daha farklı çalışıyorum. Pilav, hindi zaten kendi orijinalinde de iç pilavla pişmez. Ya pilavı yapıp sonradan içine ilave edilir ya da servis edilirken koyulur. Ben servisini de kullanacağım. Son olarak bütün hindinin üzerine karabiber ve tuz serpiliyor. Hindinin pişmesi ne kadar sürer? Tahminen 2,5 saat, 3 saate yakın kalacak. 2,5 saat. Aydın Kestaneli fırında hindi, iç pilavla. Buna bir yorum yapamayacağım. Hindi yaşlarını pişirmek zordur, risk almış. Hindi ocağı aldığı zaman bir tane ocağını kullanamayacak. Ya da düdüklü de yaptığı zaman ya da fırına da atabilir, bilmiyorum. 4 tane ocak kalacak yerine, 4 tane ocakla yemek yapmaya çalışacak. O yüzden tebrik ediyorum. Bunu pişirebilirse gerçekten tebrik ederim onu masada. Pişerken dağılmaması için hindinin but ve göğüs kısmı iple bağlanıyor. Hazırlanan hindi fırın torbasına yerleştiriliyor. Hindinin içinden artan patates ve havuçlar da fırın torbasına alınıyor. Küçük delikler açıyoruz. Hindimizin hava alması lazım. Yarışmacımız hazırladığı hindiyi pişirmek üzere evinden getirdiği mini fırına yerleştiriyor. Aa, hay Allah! Sen daha önce bu fırında hindi pişirmeyi denemedin mi yoksa? Denedim, hindi ağır geliyor. Ana yemeğimiz hindi büyük fırında 2 saatte pişmeye bırakılıyor. Şimdi başlangıç yemeğimiz kavrulmuş pink biberli dana karpaccio'ya mı geçtik şefim? Evet. O doğradığın nedir şefim? Kekik doğruyorum, biberiye doğrayacağım. Bonfilemi ona bulayacağım, sonra tavada mühürleyeceğim. Tava ısınırken bir tutam taze biberiye de incecik doğranıyor. Taze yeşillikler tuz ve karabiberle harmanlanıyor. Bütün bonfilenin üzeri hazırlanan karışımla kaplanıyor. Üzeri taze yeşillikle kaplı bonfile kızgın tavada mühürleniyor. Bu et biraz kalın değil mi şefim? Kalın. Bonfile kalın istedim. Ortasını istedim. Löp eti istedim ki ince keseceğim. Kestiğinde kolayca döyüp hiçbir yeri dağılmamış olacak. Tek bir et parçası olacak tabakta. Çalıştığın restoranda da dana karpaccio yapıyor musun? Çalıştığım restoranda var. Daha önceki çalıştığım restoranda dana karpaccio vardı. Şu anki restoranda dana karpaccio vermiyorum. O nedir şefim? Salatamın esmer pirinci. Salatam için şu an esmer pirincimi koydum ocağa. Haşlanacak. Haşlandıktan sonra kaldıracağım. Bir yandan da salatama başladım. Etimi kaldırmaz hemen çorbama geçiyorum. Çorbamı doğrayınca tatlımı kabağını doğrayacağım. Üzeri taze biberiye ve kekikle kaplı bütün bonfile sürekli çevrilerek her tarafı mühürleniyor. Mühürlenen bütün bonfile streç filme sıkıca sarılıyor. Şu an bu hazır ve difrize giriyor. Bu şekilde. Kavrulmuş pink biberli dana carpaccio. Ancuezli alyo sos ile. Şöyle söyleyeyim, bunları yemedim açıkçası. Görünce bakacağım ama şöyle bilgim, bir araştırma baktığıma göre çiğ et. Ya dövülmüş bir et ya da çok ince kesilmiş bir et olması gerekiyor ve asitle pişirilmesi lazım. Çünkü asitle güzel pişiremezse bu çiğ et bizi zehirleyebilir yani. Ona dikkat etmesi lazım. Ancuez'e gelince de ancuez'e çok taze bulması lazım. Yani bir konserve ürünü diyebiliyorum ben bunu. Sardalya veya da hamsiden yapılan bir ürün. Yani balık, et, çiğ et yani bilemedim yani bana çok böyle ürperdim diyebilirim açıkçası. İlk defa deneyeceğim. Eğer tadı lezzeti yerindeyse tabii ki ona göre de puanımı verebilirim. Konya küflü peynir kremasıyla sunulacak bal kabak çorbası için bal kabakları dilimleniyor.
Konya köflü peynirinin özelliği nedir şefim? Konya yöresel peynirler, yani menümde dünya isimleri. Ama ben istedim ki menümde yöresel isimler olsun. Konya'nın küflü peyniri de çok meşhurdur değil mi şefim? Konya'nın küflü peyniri meşhurdur. Her yörenin küflü peyniri vardır. Her yöreye göre değişir. Kars'ta küflü peynir farklı yapılıyor. Konya'da farklı yapıyor. Konya'nınki çok aşırı küflü. Komple zaten göreceksiniz. Gösterdiğimde de herkes görecek. Komple küf içinde peynir. En az 1,5 ay dinlendiriliyor. Ben peynire hemen bakmak istiyorum. Hemen üste geldim. Hemen geldim. Konya küflü peynirimiz budur. Gördüğünüz gibi komple küf içinde ağır bir peynirdi. Bu peyniri her yerde bulabiliyor muyuz? Çok nadir yerlerde satılıyor. Yani yöresel yerlerde satılıyor. Hani İstanbul'da arayıp bulmak isteyen olursa Eminönü'nde, kapalı çarşıda kesinlikle bulabilir. Çünkü orada dünyalarca peynir dükkanları var. Ben bunu özel olarak getirdim. Bu arada çorbanın bal kabakları bol suyla pişmeye başlıyor. Bu haftaki yarışmacılarımızın dördü şef, biri de ev hanımı. Sence şeflerin arasında ev hanımı olması avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Yerine göre avantaj, yerine göre dezavantaj. Şefler haftasında yarışıyor. Diğer şeflerin menüsünü bilmiyorum, nasıl bir menü. Ya da şefleri de tam olarak tanımıyorum kişiliğini. Bu arada benden duymuş olma ama havanın menüsü bayağı iyi. Yok, kimseyi küçümsemiyorum. Kimse yanlış anlamasın sakın ha. Yani dediğin gibi ev hanımı olmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Ben bu mutfakta ilk yarıştığım hafta olsaydım derdim ki o zaman daha çok önde olabilir. Çünkü ev hanımları mutfağı daha çok kullanıyor. Bizim kullandığımız mutfaklar geniş mutfaklar. Rasyonel mutfaklarda çalışıyoruz. Geniş alanlarda çalışıyoruz. Oyunun farkı olabilirdi. Yani karşıma çıkacak olan aşçılar, gastronomi öğrencisi, şefler hiçbiri yüzümü korkutmuyor. Ben ev hanımıyım. Ev hanımımı onlardan daha çok güveniyorum kendime. El lezzetime güveniyorum bakın. Başta öncelikle el lezzetime güveniyorum. Kesinlikle beni geçebileceklerini düşünmüyorum. Şu menüler eğer bu şekilde giderse benim menümün üstüne çıkamayacaklar, açıkçası bunu söyleyeyim. Hepsinin şöyle bir şey söyleyeyim. Gerekiyorsa onlara bazen teknik öğretebilirim. Crumble için küp şeklinde doğranan bal kabakları soteleniyor. Cevizler küçük küçük doğranıyor. Crumble için sotelenen bal kabaklarına esmer şeker ve doğranmış cevizler ekleniyor. Mesleğe nasıl başlamıştın Süleyman'cığım? İlk önce alaydı, yani bulaşıkhaneden başladım ben bu mesleğe. Ana temeli diyebiliriz. Oradan sonra da soğuk bölümü olmak üzere mutfağın tüm bölümlerinde çalıştım. Özellikle mutfakta en alttan başlamak daha avantajlı galiba, öyle değil mi? Evet, yani en alttan başlamak her zaman daha iyidir. Şöyle mutfağın tüm temelini, tüm kuralını, her şeyini öğrenebilirsin. Bu hafta yarışacak şeflerimizden Özkan Okullu mesela. Duygu da gastronomi öğrencisi. Bu senin için sorun olur mu? Yok, sorun olmaz. Benim de okulum var. Ben de okulunu okudum. Ama ben baştan sona kadar okulunu okumadım. İki defa bal kabağı kullanmış. İki defa pirinç kullanmış. Yani kendisi profesyonel hayatta çalışan bir insan. Mutfak insanı. Kimi zaman menüler birbirini tekrar edecek olsa da bence yılbaşına özel bir menüde ikişer ikişer aynı ürünler bir menüde barındırılmamalı. Yani koyacak başka bir şey mi yoktu? Bal kabağı koydun. Atıyorum başka bir mevsim meyvesiyle bir crumble yapabilirdin. Onu tahinle verebilirdin, sunabilirdin yine tekrardan dondurma ile. Biz bu programa ikinci kez katılıyoruz. Biz bu programı bilen, daha öncesinde işleyişini öğrenen insanlarız. En azından kendisi daha profesyonel bir şekilde yaklaşsaydı daha hoş olabilirdi. Özkan Şef de yarışmamızın birincilerinden biri. Onu izleme fırsatın oldu mu? Özkan'ı tam izleyemedim. Benden iki hafta önce yarıştı. O zamanlar baktım kısmi. O kadar gördüm. Tam olarak bilmiyorum ama menüsünü tam olarak bilmiyorum. Yani şey yaptığını biliyorum. Dana incik yaptığını biliyorum. Onu biliyorum. Onun dışında neleri vardı tam olarak bilmiyorum. Tatlısını, hani yavaş yavaş geliyor menüsü aklıma. Tatlısını da biliyorum. Tatlı yapmıştı bir tane ama tatlısı çok donmuş demişlerdi, sert demişlerdi. Donuk muydu, neydi onu bilmiyorum ne olduğunu. Bu arada ana yemek fırında hindi için kestanelerin kabukları çizilerek haşlanmaya hazırlanıyor. Buradan geçerken de kabağımızı bir sallayalım. Oo, vallahi harikasın şefim. Bu şekilde sallamayı nasıl öğrendin? Sallama işini ilk önce biz mutfaklarda başladığımızda bana da yapılan, benim de yaptırdım. Hop tavaya, yani bu tavaya pirinç koyuyoruz bir bardak. Onu saatlerce sallıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun şefim? Şu an fesleğeni ayıklıyorum pesto sosum için. Pesto sosun ana maddesi taze fesleğen, öyle değil mi? Evet, pesto sosun ana maddesi fesleğen. Sonra çam fıstığı, sarımsak. Fesleğenleri yıkamış mıydın? Fesleğenimi şimdi hemen yıkayacağım. Bir sudan geçireceğim. Zaten temiz geliyor fesleğenler. Ama biz yine bir sudan geçireceğiz.
Crumble için sotelenen bal kabaklarına biraz su ekleniyor. Bal kabakları tamam galiba. Kelsi alırsam onun az bir şey yulaf ıslayacağım. Onu süzdürüp içine atacağım en sonunda. Neden yulafı direkt bal kabağının içine atmıyorsun şefim? Yani bunu direkt içine atsam orada çıtır olur, kurur. Ama ben bunu suyla ıslayacağım ki yumuşasın biraz, açılsın. Ondan sonra içine ekleyeceğim. Bir kase yulaf suda bekletiliyor. Tatlı olunca çok efsane bir şey olacak. Çok efsane. Bana da biraz kalır herhalde. En sonunda bu zaten fazlası kalacak, ondan da yaparız. Taze fesleğen, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve çam fıstığı robotta çekilerek pesto sos hazırlanıyor. Pesto sosun olmazsa olmazı nedir? Pesto sosun olmazsa olmazı sarımsak. Çam fıstığı yerine başka şeyler de kullanılıyor, öyle değil mi? Ceviz kullanıyorlar genelde. Çünkü fıstığın maliyeti çok yüksek. Onları makineye koydun ama bir daha kullanmayacak mısın? Bunu daha başka kullanmayacağım. Emin misin? Sonra lazım olmasın. Çorbam için diğerini bırak. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an tatlımızın pekmezini vereceğim. Hemen yulafımı süzüp veriyorum. Ocağın altını kapatmadan mı ekleyeceksin pekmezi? Tatlandıracağım, kaldıracağım. Tatlımızın altı hazır olmuş olacak. Sonra crumble'ını yapacağım. Yulafın suyu süzülüp bal kabaklarına ekleniyor. Şefliğe yükselmek kolay oldu mu? Yükselmek tabii ki kolay olmadı. Ben bulaşıkçılık yaparken bulaşıkta mesaim bittikten sonra devamlı şeye geçerdim. Mutfağa geçerdim, mutfakta çalışırdım. O şekilde yükseldim. Yani aslında iki işi birden yapıyordun. Evet. Emek vermeden ekmek yok. İlk önce yemek verdik, sonra ekmeğini aldık. Yulafla sotelenen bal kabaklarına iki yemek kaşığı pekmez ekleniyor. Tatlının crumble'ı için bir kaseye un konuluyor. Başka ne koyuyoruz şefim? Tereyağımız aslında dışarıda çözülmüştü birazcık. Oda sıcaklığına gelmişti. Parça parça tereyağı ilave edip sonra da aynı tart hamuru yapmıştık ya. Tart hamuru gibi bunu da yoğuracağız. Un ve tereyağı yoğrularak kum gibi dağılan kıvamda crumble hamuru hazırlanıyor. Crumble nedir? İlk önce bunu bir tartışalım. Crumble bir tane hamur yaparsınız. Onu fırına parçala parçala atarsınız ve pişirirsiniz. Bu ufacık bisküvi gibi parçalanmış bisküvi olur. Bal kabak çorbasıyla bal kabakla crumble sunmak ne kadar mantıklı? Bana carpaccio ile peynir sunmak ya da balık sunmak ne kadar mantıklı? Bunu ben değil, bu izleyenlerimiz düşünsün. Aioli sos yani sarımsaklı mayonez için yumurta sarısı, limon suyu ve sarımsağın üzerine yavaş yavaş sıvı yağ eklenerek blenderla karıştırılıyor. Kıvamı tamam. Kıvamı biraz sulu değil mi? Dolaba da atacağız bir şeye koyup. Ev yapımı mayonezimiz de hazır. Ama tek eksiği tatlandırması kaldı. Bu koydukların nedir şefim? Karabiber ve tuz. Karabiber ve tuzla lezzetlenen ev yapımı mayonez sos şişesine alınıyor. Ev yapımı mayonezimiz hazır. Dolaba koyuyorum. Zamanı gelince kullanacağım. Mayonezi hangi yemekle sunacaksın? Dana karpaçomda. Bal kabaklı crumble'da kullanılacak tahinli sos için krema çok az şekerle çırpılıyor. 100 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? 100 bin alırsam dediğim gibi evlilik yolunda ilerliyorum. İyi de hala Cansu'ya evlenme teklif etmemişsin. Daha var zamanı çünkü. Çünkü her şey bitmedi. Hazır değil. Hazır olmadığı zaman da evlilik teklifi yapamıyorum. Neyi bekliyorsun sorma sahip? Eşyaları alıyoruz. Eşyaların bir kısmını aldık. Bir kısmı kaldı. Onun dışında altın işi var. Altınları yapıyorum. Onun da bir kısmı bitti. Vallahi aramızda kalsın ama Cansu bana dedi ki ne olur ona söyle hızlandırsın artık bu evlilik işini dedi. O da doğru söylüyor. Bekliyor çünkü. O da haklı. Ben de yapıyorum. Tek başıma yapıyorum. Ben de haklıyım. Allah'ın izniyle de yapacağım. Ağabeyin, kardeşlerin, ailen destek olmuyor mu? Abim yok. Ya herkes yani geçim derdi. Şu an her şeyi almak artık çok pahalı. Çok yüksek her şey. Giderler çok yüksek. Herkes kendine bakabiliyor anca. Bir kaşık tahin de çırpılan kremaya ekleniyor. Tahinli bal kabaklı crumble dondurma ile. Yani kulağa çok güzel geliyor. Tahin, bal kabağı çok güzel bir ikili. Bunu crumble'da uyarlaması da çok çok güzel. Dondurma servisi de güzel ama neden bir menüde iki tane bal kabağı bulunmakta? Çorbada kabak, tatlıda kabak. Yani kabakla başlıyoruz, kabakla bitireceğiz. Bu sanırım bu menü kabak tadı vermeye başladı. Zaten başlangıçtan bellidir. Şimdi bu Konya küflü peynirle ne yapacaksın şefim? Az önce anlatmıştım. Bildiğiniz gibi Konya'dan getirdiğim özel küf peynirini şu an kremamın içine vereceğim ve açacağım. Çorbamın sosunu hazır edeceğim. Ne kadar peynir kullanacaksın? Çok bir kıvam çok kullanmayacağım çünkü çok ağır. Bu tür küflü peynirler herkesin damak tadına uygun mu sence? Yöresel bir peynir, Türk damak tadına da uygun.
ve antibiyotik olarak da geçiyor. Bir nevi sağlıklı antibiyotik diyebiliriz yani. Sağlıklı antibiyotik. Krema ve Konya küflü peynir ocakta karıştırılarak hazırlanıyor. Çorbayı bu kremayla mı bağlayacaksın? Çorba yok, bağlama değil. Bunu servis ederken kullanacağım. Üstüne dökeceğim böyle. Simit getirdim onun için. Simiti keseceğim, kızartacağım. Simit koyup sosu geçeceğim. Simit koyacağım, mikrofilis koyacağım. Bu haftaya herkes mükemmel hazırlanarak gelmiştir. Ama şöyle de bir şey var ki artık en ufak detayların bile büyük puanlar kırılacağı masalar yaşanacak. Bunlar ne olabilir? Masada en ufak bir çatal bıçak eksiği, masadaki dekor eksikliği. Bana kalırsa yarışmacının üstünü giyinip giyinememesi, bizi iyi ağırlaması, menüsünü tam çıkartması, mükemmel geçeceğine inanıyorum ben bu haftanın. Bu arada Özkan, en ufak detaylar bile benim için çok önemli, bunlardan puan kırabilirim demiş. Sorun yok. Her şey yerli yerinde. Hepsi tam olacak. Ben de aynı şekilde puan kırarım. Hiç sorun değil. Kırsın. Bu hafta kimsenin hata yapma şansı yok galiba. Bu hafta hata kaldırmayan bir hafta. Hataların tahammülü olmayacak bir hafta. Her şeyin en ufak ayrıntısına kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Benim günümde de ben her şeyi en ufak ayrıntısına kadar dikkat ediyorum. Her şey olması gerektiği gibi olması gerekiyor. Ben de masaya geçtiğim günlerde her şeyin en ufak noktasına kadar dikkat edeceğim. Küçük küçük doğranan soğan tencereye alınıyor. Ana yemek fırın hindinin iç pilavı için soğanlara eklenen kabuk, tarçın ve çam fıstıkları sıvı yağda kavruluyor. Nasıl gidiyor şefim? Şu an soğanımı soteliyorum. Biraz ölsün. Ondan sonra fıstığımı atacağım. Pirincimi vereceğim. Kuş üzümümü atacağım. Pirincimi soteleyeceğim. Sonra suyumu vereceğim. Hazırlamadığın neler kaldı biliyor musun? Evet, bonfilem kaldı. Dana karpaçom. Sosu hazır dana karpaçomun. Peki ya Amasya elmaları? Amasya elmam burada. Onu en son çeri domateslerimle birlikte doğrayacağım. Manda burrata peyniri? Manda burrata peynirim burada hazır. Peynire bir işlem yapmayacak mısın? Yok, alacağım tabağa koyacağım. Çeri domatesleri falan doğrayacağım. Tabağa koyacağım aslında. Şimdi ne yapıyorsun? Yeşilliklerimi şimdi suya atıyorum. Bu yeşillikler ne için? Salata için. Hangi yeşillikleri kullanıyorsun salata için? 7 kule marul ve roka, normal roka var. Rokalar yıkanmak üzere kaseye alınıyor. Vallahi her şeyi gayet iyi planlayıp gelmişsin. Evet, planlamamı güzel yaptım. Toplam kaç dakikam kaldı? Ne kadar süremiz geçti? Hemen söylüyorum. Kalan süren 1 saat 10 dakika. Çok iyi. Oh, gerçekten çok iyi. İç pilav için kavrulan soğana pirinç ve kuş üzümü ekleniyor. Yani siz yılbaşı özel çekime geliyorsanız ve o kadar insanın içinden seçildiyseniz bal kabak çorbası ile gelmemeniz lazım. Yani bir brokoli çorbası, mesela ben yaptığım brokoli çorbasını bile şu an yapamam. Çünkü burada 100 bin lira için yarışıyoruz. Bal kabak çorbasını o kadar çok eleştiririm ki ben burada. Haşlayıp önümüze koyacaksınız bız bız. Bu kadar. Bu arada Duygu, 100 bin lira ödüllü bir yarışmada bal kabağı çorbası mı yapılır diye bir açıklama yapmış. Bal kabağı, pardon, ne oluyormuş? Çok kötü bir şey miymiş? Vasat bir şey miymiş? Ya acaba kabağın daha tadına bakmadan nesini beğenmedi ben anlamadım. Bu arada bol suyla pişen bal kabakları blenderla çekiliyor. Önce Duygu bu çorbanın bir tadına baksın, ondan sonra yorum yapsın. İlk önce bir yesin, nasıl oluyormuş görsün. Nasıl bir formatta yapılıyormuş, ne varmış ne yokmuş, üstünde ne varmış. Yüz bal kabağı çorbası nasıl oluyormuş bir görsün. İç pilav için kavrulan pirinçlere tuz ve sıcak su ekleniyor. Menüde çok büyük hatalar olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Ama tabii ki çalışmasını bilmediğim için, kim olduğunu bilmediğim için şu an yorum yapamıyorum. Rakip gördüğüm bu hafta kendime iki kişi var. O iki kişiden birisi olursa kendimi direkt elerim onları rakiplikten. Ve bir kişi kalır. Benim işimi kolaylaştırır. Ben Özkan Bey ve Süleyman Bey'i kendime rakip görüyorum. Çünkü ikisi de profesyonel aşçılar ve ben onlardan kendime bir şey katarım diye geldim buraya. Ama bu menünün sahibi Süleyman Bey veya Özkan Bey ise ben büyük bir hayal kırıklığına uğrarım. Buraya gelme amaçlarından birisini yitirmiş olurum. Bu arada Duygu bugün kimin yarıştığını bilmiyor ama menüye bakarak şöyle bir açıklama daha yapmış. Ben Özkan'ı ve Süleyman'ı kendime rakip olarak görüyorum. Ama eğer menüyü onlardan biri yaptıysa rakip olarak görmem. Çünkü menüde büyük hatalar var demiş. Hatalar neymiş? Masada öğrenmek istiyorum. Menüde hiçbir hatam yok. Her şey olması gerektiği gibi. Menüme hatta 3-4 tane şefe attım. Onlardan bile teyit aldım. Nasıl menü sizce yılbaşı haftası için diye. Olur mu dedim. Kendi restoranlarında bile verebileceklerini söylediler. Bir parça tereyağı eklenen iç pilav pişmeye bırakılıyor. Bal kabak çorbasına da bir parça tereyağı eklenerek lezzeti tamamlanıyor. Şimdi hangi yemekler hazır şefim? Bal kabak çorbası tamam, küflü peyniri tamam, simitini yapacağım. Karamuş pink biberle ançerizle dana bonfileye geçeceğiz. Yeşillikleri hemen bir kaldırayım. Ondan sonra çeri domateslerimi dolduruyorum. Esmer pirinç salatasında kullanılacak yeşillikler yıkanıp hazırlanıyor. Aslında şu an yemeklerle ilgili detaylar kaldı, öyle değil mi? Evet, detaylarım kaldı. Tatlım detayı kaldı. Bir en son şeyim kaldı şu an. En çok yapacağım, etimi döveceğim. Tatlının malzemelerini de birleştirmedin hala. Tatlı basit, tatlı 3-4 dakika. Ana yemek fırında hindiyle sunulacak kestanelerin kabukları soyuluyor.
Kestaneler pişmiş mi bari? Evet, pamuk gibi dağılıyor artık. Ay, yalnız çok parçalanmışlar. Buna laf ederler mi dersin? Yani çok, içinde zaten dağılacak. Tane tane olmayacak. Tane tane de yazmadım. Haşlanmış kestanelerin kabukları tek tek soyuluyor. Yalnız bu kestaneler biraz fazla parçalandı şefim. Evet, biraz fazla parçalandı. Ama en sonda karıştıracağım. İçinde yine o parçalar ağza gelecek. Hiç sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ana yemek fırında hindiyle sunulacak olan kestaneler ve iç pilav da nihayet hazır. Pilavın kıvamı nasıl olmuş sence? Çok da lapa oldu. Çok mu lapa olmuş? Hı hı. Peki normalde iç pilavın kıvamı nasıl olmalı? Çok aşırı lapa değil ama böyle risotto gibi. İstersen şöyle yapalım şefim. Şimdi sen diğer yemeklerin eksiklerini tamamla. Son anda bir daha pilavını yaparsın. Ocağa atayım kalsın öyle. Çektireyim. Tabii ki pişmeye devam edebilir. Ama bence bu yaptığın pilav da kalsın bir kenarda. Ne olur ne olmaz. Süper. Manda burrata peyniriyle sunulacak olan çeri domatesler hazırlanıyor. Şimdi neler yaptın say bakalım Süleymancığım. Çorbamı yaptım. Çorbam tamam. Çorbamın sosunu yaptım. Çorbamın sadece simidi kaldı. O da burada. Onu keseceğim dediğim tavada çevireceğim sadece. Kızartacağım. İkiye bölünen sarı ve kırmızı çeri domatesler manda burrata peyniriyle sunulmak üzere hazırlanıyor. Şimdi tekrar iç pilav mı hazırlıyoruz? Evet, pilava tek pirincimi ısıtıyorum. Ondan sonra bonfilemi döveceğim. İç pilav için pirinç hazırlanıyor. Ve son 38 dakika. Süre nasıl sence? Süper. İç pilav için 2 su bardağı pirinç suda bekletiliyor. Bu arkadaş herhalde bir mandacıda mı çalışıyor? Nerede çalışıyorsa mandırada mı çalışıyor? Yani burada ara sıcağında peynir var. Salatasında peynir var. Çorbada peynir var. Tamam, biz bu hafta sadece peynir yiyelim onun gününde. Bu arada kebapçı şefimiz Efe açıklama yapmış. Menüyü yapan arkadaşımız herhalde mandırada çalışıyor. Her yemekte peynir var demiş. Yine çok güzel, çok komik. Geleceğiz masada. Kahkahalar atacağız. Yorumlarla geliyor. Efe ne demek istemiş sence? Manda burrata diyeceğine mandır demiş. İyi düşünüyorum. Başlangıç lezzeti olarak sunulacak dana karpaccio dilimleniyor. Karpaccio'yu nasıl hazırlamıştık? Hatırlatır mısın şefim? Karpaccio'muzu mühürlemiştik. Kekik, biberiye, tuz, karabiber, değirmen. Bununla birlikte tavada mühür verdik. Sonra dondurdum. Şimdi döveceğim ve tabağıma alacağım. Orta kalınlıktaki dana karpaccio dilimleri birer birer streç filmin arasına konularak et döveceğiyle dövülerek inceltiliyor. Dana karpaccio'nun üzerine ne koyacaksın? Bunun üstüne mayonez sos gelecek, rakula gelecek, parmesan gelecek. Bunun üstüne mayonez sos gelecek, rakula gelecek, parmesan gelecek. Streç filme sarılı dana karpaccio dilimleri birer birer dövülüp inceltilerek hazırlanıyor. Karpaccio ile beraber servis edeceğin her şey hazır mı? Hazır. Rakula? Hazır. Rakuladan dal yaprak koyacağım sadece. Parmesanını çekeceğim sadece, o kadar. Dana karpaccio'lar streç filmden çıkartılmadan tabaklara yerleştiriliyor. Bir kere hendiğin boyutu çok büyük. Bu normal fırınlara girmiyor. Normalde taş fırında pişiriliyor. Buradaki fırında pişirmeye kalkarsa 2,5-3 saatte zar zor pişer. Ben öyle tahmin ediyorum. İnşallah yetiştirir. Bu arada Efe hindiyi taş fırında pişirseydi daha iyi olurdu demiş. Taş fırınım olmadığı için maalesef. Bal kabak çorbasıyla servis edilecek olan simit incecik dilimleniyor. Bu detaylar son noktaları yapamasan seni günün en sonuncusu yapar. O yüzden detaylara çok dikkat ediyoruz. Dikkatlice detaylarımı sonuna kadar yapıyorum. İncecik dilimlenen simitler tabağa alınıyor. Dana karpaccio ile sunulacak olan parmesan peyniri de incecik dilimleniyor. İyi, bir dakika. Şunu gördün mü? Bak işte tam şu. İşte bu benim ağzıma layık. Yürüyoruz, afiyet olsun. Ben de sandım içinden bir şey çıktı peynirin. Düşünüyordum ne yaparım ben peynirden bir şey çıktıysa. Dana karpaccio ile sunulacak olan dilimlenmiş parmesan buzdolabına alınıyor. İncecik dilimlenen simitler tavada kızartılıyor. İnce ince dilimlenen avokado ve tabağa konan tulum peyniri esmer pirinç salatasıyla sunulmak üzere buzdolabına alınıyor. Bu arada ançüez hazır mı? Ançüez hallederim şimdi. Onu atladım, doğru. Valla eğer ançüezi unutursan menünü eksik sayarlar ona göre. Evet, ançüez hallederim. Esmer pirinç salatasıyla sunulacak olan Amasya elmaları ince ince dilimleniyor. Kararmaması için elmaların üzerine limon suyu dökülüyor. Ançüezleri hala hazırlamadın şefim. Ançüezi burada, şu limonu da sıkayım, ançüezi doğruyorum. Limonu ne için sıkıyorsun? Limonu salataya sos olarak limon sıkacağım ya. Şimdiden hazırlıyorsun ya. Hemen şimdiden hazırlıyorum. Harikasın şefim. Ve son 18 dakika. Ançüezler incecik doğranıyor.
Ançüez tam olarak nedir şefim? Ançüez, sardalya. Sardalya İtalya'da yapılıyor veya da Türkiye'de yapılıyor. Sardalya balığının salamura edilip kavanozlara konulmuş haline ançüez deniliyor. Şimdi bu doğradığın ançüezleri nerede kullanacaksın? Bunu şimdi karpaçomun üstündeki sosun içinde kullanacağım. İncecik doğranan ançüezler aioli sosa yani sarımsaklı mayoneze ekleniyor. Dana karpaccio ile sunulacak ançüezli aioli sos da nihayet hazır. Crumble'lar küçük fırın tavalarına alınıyor. Tatlımız fırında pişecek değil mi şefim? Fırına girecek, pişecek. Ben bu arada dayanamayıp hindiye baktım. Biraz sulanmış. Bu iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. İçindeki sebzeler de suyu altında. Şimdi bunu yaptıktan sonra da onu çıkartıp bakacağım komple. Küçük tavaların tabanına yayılan crumble'ların üzerine bal kabaklı ve yulaflı karışım yerleştiriliyor. Ve son olarak bal kabaklarının üzerine tekrar bolca crumble serpiliyor. Vallahi komşuda pişer, bize de düşer. Bu artanları da biz sonra pişirir, ekiple paylaşırız artık. Evet. Ah, seninkiler bitti mi? Evet. Hadi doğru fırına. Bal kabaklı crumble fırında pişmeye bırakılıyor. Ana yemeğimiz fırında hindi tezgaha alınıyor. Nasıl olmuş sence şefim? Of of, fena. Fena derken? Harika. Biraz daha pişmesi gerekiyor mu sence? Sıcaklığında kalabilir. Ana yemekte sunulacak hindi kendi sıcaklığıyla pişmek üzere tekrar fırına yerleştiriliyor. Esmer pirinç salatası için yeşillikler hazırlanıyor. Bu salataya nasıl bir sos yapacaksın şefim? Zeytinyağı sos yapacağım. Limonumu sıktım, zeytinyağı dökeceğim. Nar ekşisi dökeceğim, hazır burada. Şimdi dökmem gerekiyor mu yoksa? Onları sunarken de yapabilirsin. Şimdi ne yapıyorsun şefim? Esmer pirincini de koyuyorum. Haşlanmış esmer pirinçler de salatanın yeşilliklerine ekleniyor. Şimdi eksiğin ne kaldı Süleyman'cığım? Pilavım kaldı. Pilavı tekrar yapacaksın değil mi? Evet. Tekrar yapılacak iç pilav için incecik doğranan soğanlar sıvı yağda kavruluyor. Yılbaşı haftası olduğu için bu çekimlerimizin masa düzenine özellikle çok dikkat edeceğim. Ve yılbaşı masası tarzında masalar bekliyorum. Sunumlarını o şekilde bekliyorum. Açıkçası dört dörtlük masa, dört dörtlük menü, dört dörtlük servis bekliyorum. Çok riskli bir bölüm. Çok riskli bir menü, çok riskli bir hafta olacaktır bizim için. Ben kendi menümde de bunu söyleyeceğim. Benim hatam varsa beni öz eleştiri yapacağım zaten ben kendime. Benim hatam direkt yüzüme söyleyin. Bunun tuzu az, gönder. Bunun tuzu fazla, gönder. Böyle kabul etmiyorum. Beğenmedim diye bir yorum yok. Ne durumdasın şefim? Harika, her şeyim bitti. O tavayla ne yapacaksın? Şeyi, şu biberi. Ha, dana karpaccio'nun pink biberi. Pink biber. O zaten kavrulmuş, satılmıyor mu? Kavrulmuş satılıyor ama ne olur ne olmaz. Ben yine arkadaşlar yok kavurmamışsın, yok şey yapmamışsın demesin diye tekrar bir tavadan geçireceğim. İç pilav için soğan, kabuk tarçın ve çam fıstıkları kavruluyor. Bu pink biber nedir tam olarak? Pink biber, karabiberin kırmızı ve içinin pişmiş, patlamış hali. Pink biberler tavada kavrulurken iç pilav için suda bekletilen pirinçler de soğanlarla birlikte kavrulmaya başlıyor. Peki ya yeni yaptığın pilavın pişmezse ne yapacaksın? Mecburen bunu vereceğim. Ama bu pilavdan da çam fıstıklarını çıkarıyorsun. Geri veririm diyeceğim, veremeyeceğim. Artık bunun altından seçeceğim, vereceğim olan yeri. Çam fıstıkları yeni yapılan iç pilava eklenmek üzere eski pilavdan çıkartılıp kaseye alınıyor. Yeni yapılan iç pilava kuş üzümü ve tereyağı ekleniyor. Bu arada geçen sefer giyinememiştin. Ama bu sefer giyinmeye zamanın kalacak galiba. Giyineceğim ama arkadaşlara şokum olacak. Görmeyecekler için şef ceketimle yine servis yapacağım. Şef ceketimi giyeceğim. Sivil giyinmeyeceğim bugün. Şef ceketiyle karşılamak istemenin özel bir nedeni var mı? Mutfakta çalışıyoruz. Bugün bir burada bir yılbaşı menüsü veriyoruz. Özel bir gün, özel bir akşam, yılın sonu. O yüzden de şef ceketimle bu servisi yapmak istiyorum. Üzerine sıcak su eklenen iç pilav pişmeye bırakılıyor. Ana yemek fırında hindi kontrol edilmek üzere tezgaha alınıyor. Hindi pişmiş mi şefim? Şöyle etimiz kendiliğinden ayrılıyor. Et soğumaması için tekrar fırına yerleştiriliyor. Bütün yemeklerin bitti mi şefim? Ve bitti Gürbüz. Tamamdır. Şimdi masamızın en son kalan mumunu yakmaya gidiyorum. Sonra üstümü değiştireceğim. Yılbaşı özel haftasının ilk yarışmacısı olarak hem yemeklerini hem de masanı hazırlamayı başardın. Seni tebrik ediyorum Süleyman'cığım. Başardım, oldu. Menüm tamam, her şeyim tamam. Her şey yetişti. Hiçbirinde sıkıntı yok. Şimdi misafirlerim geldiğinde masamızı kuracağız, lezzet doruluğuna bağlayacağız. Vallahi süpersin. Artık her şeyin bitti mi? Ve başardım, bitti. Benim günüm bitti. 100 bin lira ödül için sana bol şans.